Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani uzay geometrisinin 6. videosundayız. Piramitin de 2. videosundayız. Yani bu video ile birlikte 10. sınıf geometrisini bitiriyoruz inşallah. Evet pdf'e nasıl ulaşacaksın videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak uzay geometrisi pdf'ini indirebilirsin. Daha önceki videolarda da zaten bunu paylaşmıştım. Ee, birkaç değişiklik olmuş olabilir pdf farklıysa ona sen bakarsın. Sonra yenisini indirsin çünkü yeniden yüklediğim pdf de var haberin olsun. E o zaman PDF önünde hazırsa, kaleminde hazırsa, daha doğrusu sen de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Kesik piramit adı üstünde piramiti kesiyoruz kardeşim. Alttaki şekle biz ne diyoruz? Kesik piramit diyoruz. Peki piramiti kestiğimizde üstteki şekil kesik piramit mi oluyor? Hayır. Hala da piramit olmuş oluyor. Ee, sadece tabanı ve tavanı kare olan piramite biz ne diyoruz? Kesik piramit adını veriyoruz. Peki piramitin açılımı nasıldır? Kesik piramitin açılımı. Şu taban varken yan yüzeylerde yamuk olmuyor mu? Evet. Yan yüzeyler yamuk olacak. Şöyle bir yamukla karşılaşacağız. Sonra bir de ne olacak arkadaşlar? Bir de üst tabanımız var. Üst taban da kare olacak. Bak şunlar kare. Şunlar da yan yüzeyler birer. Nedir arkadaşlar? Yamuk olduğunu biliyoruz. Peki hocam kesik piramitte ne yapacağız? Kesik piramitte benzerlik yapacağız kardeşim. Benzerlik oranının karesinin alanlar oranı olduğunu zaten üçgenden biliyoruz. Ama benzerlik oranıyla hacim ilişkisi nedir biliyor musunuz? Zaten burada da onu kullanacağız benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşittir. Mesela burada benzerlik oranı a bölü a artı b ya. A artı b, a bölü a artı b'nin kübü v1 bölü, bak şunun hacmi v1, e, tamamı da v1 artı v2 yapıyor. v1 artı v2'ye eşit olacaktır. Atıyorum, atıyorum. Şurası 2, burası 1 hani 2 bölü 3 mü yaptı benzerlik oranı? 2 bölü 3'ün kübü nedir? Hocam 8 bölü 27. Yani burası 8 v iken burası 27 v değil. Dikkat. Tamamı 27 V yapacak. Buraya da ne kalıyor o zaman? 19 V kalıyor. Peki böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman kesik piramitin hacmi sorulduğunda ne yapacaksınız? Kesik bile verilse sen bunu tamamlayacaksın. Üsttekindeki 8 V'yi bulacaksın. 8 V'yi bulunca V çıkıyor. Sonra 19 V'yi de bulacaksın. Çünkü üstteki bir piramit ya. Piramitin hacmini zaten burada bulabilirsin. Ama kesik piramitteki bizim asıl amacımız nedir? Tabii ki benzerlik yapmak. Benzerlikle uzunlukları bulabilirsin. Hatta şu yükseklik çizilse atıyorum burada ikiye bir oran varsa burası da iki haçsa burası da H diye yüksekliklerde de şu şekilde bir oran yapabilirsin. Aklına bulursun. Uzunluklarla ilgili benzerlik yorumunu alanla ilgili alan yorumunu benzerlik alan işçisini e, hacimle de ilgili yine benzerlik oranı kübü hacimler oranını şeklinde yapacaksın. Ve kesip piramit geldiğinde tam böyle tamamlayıp ona göre benzerlik yapacaksın. Hadi bakalım sorularla bunu iyice öğrenelim. Şimdi burada kesik piramit verilmemiş ama benzerlik kullanıldığı için bunu da kesik piramitin içerisine aldım. Şekildeki kare dik piramitin içine ters kare dik piramit yerleştirilmiştir. Küçük kare dik piramitin tepe noktası ile büyük kare dik piramitin tepe tabanının merkezleri aynı noktadır. Evet burası tabanın merkeziymiş. E, tabanın merkezi ne demek arkadaşlar? Köşegenlerin kesim noktası. Eyvallah. PE uzunluğu neredesin PE? Burası K iken PB uzunluğu 4K verilmiş. Neresi? PB uzunluğu 4K. O zaman PB 4K ise burası ne olacak? 3K olacak. Buna göre piramitlerin hacimleri oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada 1 bölü 4 oran var. E hocam burası A ise burası nedir? 4A benzerlikten dolayı. Yükseklerine de bakalım. Hocam yükseklik şöyle. E burası haşken. E hocam kde kaçken 3K'daki de 3H mıdır? Evet. E tabanlarındaki oranlamalar belli. Yükseklikler belli. Her şeyi artık bulabiliriz. Piramitlerin hacimleri oranı. Küçük piramitin hacmi nedir? Taban alanı. A kare çarpı 3H bölü 3 değil midir? Evet. Şuradaki pembe piramitin hacmini buldum. Bir de büyük piramitin hacmine bakalım. Tabanı ne arkadaşlar? 4A. O zaman 4A'nın karesi. 4A'nın karesi taban alanı çarpı. Yüksekliğimiz ne? 4H. Bir de bölü 3 ile ne yapacağız? Unutmayacağız arkadaşlar. Ucu sivri olan şekillerde bölü 3 de vardı. Buradaki bölü 3'ler gider. Yukarısı ne yaptı arkadaşlar? A kare çarpı 3H bölü aşağısında 16 A kare çarpı 4H yaptı. A kare haşlar da gitti. Hocam yukarısı 3 yaptı aşağısında 64 yaptı. Cevabımız böylelikle 3 bölü 64 mi oldu? Evet. Cevabımız 3 bölü 64 oldu arkadaşlar. Örnek oldu. Geldik örnek 11'e. Bir piramidin tabanına paralel bir bir piramit tabanına paralel bir düzlemde kesiliyor. Kesit tabanının taban alanına oranı 1 bölü 9 olduğuna göre bak şimdi bir piramitimiz var elimizde hadi piramiti çizelim siyah kalemle çizeyim şöyle piramiti çizdim ve tabanına paralel bir düzlemde kesiliyor arkadaşlar piramiti şöyle çizdik sonra yorumlayacağız bekleyin şimdi tabanına paralel bir düzlemde kesiliyor hadi tabanına paralel bir düzlemde keselim şöyle kestik kesince şu kesit ne yaptı tabanı gibi karemi yaptı evet Şimdi kesit taban kesit alanının taban alanına oranı 1 bölü 9. Arkadaşlar benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit ya. Alanlar oranının kare kökü de neye eşit olacaktır? Benzerlik oranına eşit olacaktır. Yani benzerlik oranımız o zaman 1 bölü 3. Çünkü bu alanlardaki oran. Ya da burası A iken e, burası ne olacak? 3A olmak zorunda. Çünkü e, 1 bölü 9 ya. Bunun alanı A kare. Bunun alanı 9 A kare yapması için bu kenarı 3A olacak da diyebilirsiniz. Ya da benzerlik oranı 1 bölü 3 hocam. A ise 3A. Ya da 1 bölü 3. Burası K iken burası ne olacak? 3K olacak. Buraya da ne kaldı? 2K kaldı diyebiliriz. Buna da göre diyor küçük piramidin hacminin kesik piramidin hacminin oranı nedir diye soruluyor. Küçük piramit kestiğimiz zaman küçük piramit. Benzerlik oranı 1 bölü 3 ya. 1 bölü 3'ün kübü nedir? 1 bölü 27'dir. Hocam burası V iken burası 27V değil. Tamamı 27V. Burası 26V olacaktır. Benden ne isteniyor? Küçük piramidin hacmi. Yani V bölü kesik piramidin hacmi de neresi? Alttaki kesik piramit 26V isteniyor. Cevap da böylelikle 1 bölü 26 yapar. Yani örnek 11 1 bölü 26 yaptı. Geldik örnek 12. Şimdi burada ne var? Kesik piramit var. Kesik piramit gördüğümüz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir kere tam bir piramite tamamlıyoruz. Şöyle tamamladık kardeşim. Tamamlayınca şurada bir benzerlik çıktı mı çıktı. Hocam şunlar birbirine paralel. A 4 kök 2 bölü 8 kök 1'e 2 oran var. O zaman 1 bölü 2 oran ya da orta taban var hocam. Bunlar da birbirine eşittir. Yani burası 5 ise burası da 5'tir diyebilir miyiz? Evet. Kesik piramidin hacmi kaç birim küptür diye soruluyor. Arkadaşlar benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin küpü kaç yapar? 1 bölü 8 yapar. Yani bunun hacmi V iken tamamı 8V. Burası ne olacak? 7V olacaktır. V'yi bulalım. V'yi yukarıdakinde bulalım. Arkadaşlar buradaki V'yi bulmak için şu kesik piramidin hacmini, küçük piramidin hacmini bulacağız. Pardon. E ne yapacağız? Yükseklik lazım bize. Şu yüksekliği çizdik. E hocam yer ayrıt uzunluğu da varsa alttaki şeklin böyle köşegen üzerine geliyordu ya oradan yapalım bunu da. 4 ise burası da 4 kökü. 4 kökü 4 kökü burası kök katından dolayı 8 yapar. E hocam bunlar 4 4 yaptı. E burada da dik üçgen 4 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeni. Bak ben hacmi bulabilirim. V'yi bulabilirim. Hocam taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yani 4 kökünün karesi çarpı yükseklik bölü 3. Şunlar şunlar gitti. 32 yaptı. Benden ne isteniyor? Kesip piramidin hacmi 7V isteniyor. 7 çarpı 32'den 14, 21, 22. Yani cevap böylelikle 224 olarak buluruz. Evet gençler cevap 224 oldu. İşte kesik piramit bu şekilde e, rahat bir şekilde yaparsınız. Tamamlayın, benzerlik yapın. Benzerlik oranı kübü, hacimler oranını eşitleyip sonra sonuca ulaşacaksınız. Bu kadar basit. Evet gençler örnek 12'yi bu şekilde bulduk. Geldik düzgün dört yüzlüye. Arkadaşlar düzgün 400'lü bütün yüzeyleri, Eşkenar üçgen olan piramide biz düzgün dört yüzlü adını veriyoruz. Hani tabanı üçgen ya. Tabanı üçgen, yan yüzeylerde de 3 üç tane üçgen var. Tabanı üçgen, yan yüzeylerde de üç tane üçgen. Bu toplamda 4 üçgen yapıyor. Dördü de eşkenar üçgense bu ne olmak zorunda? Düzgün dört yüzlü olmak zorunda. Arkadaşlar, düzgün dört yüzlüde de yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşer. Hmm. Bu bilgiden dolayı ben her şeyi yorumlayabilirim. Ama öncelikle şu ee, neyi yorumlayabilirim mesela? Hocam yan yüz yüksekliği mesela şu bir kenara A birimse hocam A A A ya, eşkenar üçgende çizilen yükseklik değil midir bu yan yüz yüksekliği? Evet. Ee, eşkenar üçgende çizilen bu yükseklik 60 60 60 burası da 30 burası da 30 olduğuna göre 30'un karşısı A bölü 2 ise burası A bölü 2'nin köküç katıdır. A köküç bölü 2'dir. Bunu ezberleme. Bak burada yazmışız. Yan yüz yüksekliği A köküç bölü 2 diye yazmışız. Bence ezberleme. Cisim yüksekliği. Geleceğim şimdi buna. Yüzey alanı. Hocam yüzey alanı akara köküç demişiz. Bence ezberleme. Niye? Hocam eşkenar üçgenin alanı değil midir bu? a 4 tane eşkenar üçgenin alanı değil midir? Evet. E buradan bak şimdi buna. 4 tane akara köküç bölü 4. Bunlar gidince akara köküç geliyor zaten. Bunu ezberleme o yüzden. Hacim dediğimiz şey ezberleme. Şimdi hacmi bulmak için neyi bulmamız lazım? Yüksekliği bulmamız lazım. Ben bu şekilde bir şey gördüğüm zaman hemen şekli çizerim. Bir üçgen çizerim. Tepede bir nokta. Üç, böyle köşeleri birleştiririm. Düzgün dört çizdim. Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine gelecek ya. Alttaki şeklin ağırlık merkezi de kenar ortay üzerindedir. Bu kenar ortay dediğimiz nedir arkadaşlar? Aynı zamanda yükseklik değil midir? Eşkenar üçgende çizilen kenar ortay. Evet. Yani bu yüksekliğin üzerine gelecek. Ve burada 1'e 2 oran vardır değil mi? Burası K iken burası 2K'dır. Dikkat et. E, burası şu küçük eşkenar üçgende de 30'un karşısı A bölü 2 60'ı karşısı A bölü 2'nin kök 3 katı olacak. Yani 3K'yı ne bulduk arkadaşlar? A bölü 2'nin kök 3 katı. O zaman K'yı da buradan ne buluruz arkadaşlar? A bölü 6 kök 3 yapar. E 2K ne yapar o zaman arkadaşlar? 2K'da 2 katı A kök 3 bölü 3 yapar. E, burası da 90 derece ya. Sonrasında burada bir Pisagor bağıntısı yaparım. H'ı bulurum. H ne yapıyor? H kare neye eşit? Hocam bunun karesi eksi bunun karesi. Yani A kare eksi bu ne yaptı? Bunun karesi de 3a kare bölü 9'dan a kare bölü 3 yaptı. Bu da ne yaptı? 3a kare 2a kare bölü 3 yaptı. Hocam bu da haçla böylelikle kök 2a bölü kök 3 yapar. Yani kök 3 eşliğiyle çarparsam a kök 6 bölü 3 şeklinde çıktı çıktı. Hocam a kök 6 bölü 3 gördün mü? Gerek var mıymış? Valla ben bu zamana kadar bu yaşıma kadar buradaki formülleri ezberlemedim. Bence sen de ezberleme. E cisim yüksekliğini bu şekilde bulurum. Cisim yüksekliğini bulduktan sonra da hacimde derim taban alanı. Hocam tabanı bir eşkenar üçgen a kare kök 3 bölü 4. a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik. Yüksekliği de zaten bulduk. a kök 6 bölü 3 bölü 3. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3'den geliyor arkadaşlar. Bak burası kök 3 çarpı kök 2 değil mi? Şu kök 3 ile kök çarpı çarpımı 3 üç, aşağıdaki 3 ile birbirini götürdü. O zaman a kök 2 bölü 12 mi oldu? a kök 2 bölü 12 şeklinde de Bak burada dur bakalım a kare de bu. Pardon a küp kök 2 bölü 12 şeklinde de hacmi de ulaşır mıyım? Ulaşırım. Yani ben böyle bir soruyla karşılaştığım zaman aynen buradaki işlemleri yapıyorum. Şuradaki formüllerin hiçbirini ezberlemiyorum. Bana sorarsanız şimdi anlattım diye a küp kök 2 bölü 12 aklımda kalır. Bak yüksekliği unuttum bile. Neydi? A kök 6 bölü 2 miydi? Ne? Bak A kök 6 bölü 3'müş mesela. Ben unuturum. Çünkü ee, nasıl yapılacağını biliyorum. Sana da öğrettim, mi öğrettim? Bak sorusu geldi. Bir düzgün dört yüzlünün yüksekliği bu iki kök altı olduğuna göre hacmi nedir? Sen istersen e, yüksekliği a kök altı bölü 3 eşittir iki kök altı de tamam mı? Ondan sonra a'yı bul. sonra da hacmi e, a küp kök iki bölü 12 şeklinde yap. Yani burada formülleri kullanarak bunu yapabilirsin. A ben ne yapıyorum kardeşim? Ben tabana bir üçgen çiziyorum şöyle. Sonra bir tane tepede bir nokta alıyorum. Şunları birleştiriyorum. Düzgün dört şöyle elde ettim mi arkadaşlar? Elde ettim. Bak tabanım neresi? İşte şurası. Şimdi ben neler biliyorum? Hocam şunu biliyorum. Yüksekliğin ne olduğunu biliyorum. Yüksekliğinde iki kök altı olduğunu biliyorum. Ve yükseklik nereye düşüyordu? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. İster böyle çiz, ister şöyle çiz. Fark etmez. İstersen böyle çiz. Hadi böyle çizdik. Şuraya denk geliyor arkadaşlar. Şimdi yükseklik iki kök altı olarak verilmiş mi? Verilmiş. Hocam şurada eşkenar üçgende iki eş parçaya bölünecek. Burada da 1'e 3 oran var ya. Yani genelde ben şu şekilde bir kenara 6K diyorum ki. Yani böyle rasyonel sayılarla falan uğraşmayayım diye. Eşkenar üçgenin bir kenarı 6K olsun. Her bir kenar 6K mı oldu? Evet. E o zaman burada 6K ise burası 3K burası da 3K. E burası 3 3 K 1'e 2 oran olduğundan burası 3 K'ya burası da ne oldu? 2 3 K şeklinde oldu. Şimdi şurada Pisagor bağıntısından 6K'nın karesi 36K kare eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12K kare artı 2 kök 6'nın karesi 24. Buradan 24K kare eşittir. 24'ten K kare eşittir. Birden K'yı da 1 olarak bulurum. Evet normalde bak buraya bir kenara 6K demek. Şunları falan yazarken rasyonelden kurtarıyor sadece bizi. E K'yı 1 bulduysak her şey çıktı meydana. K1 ise bir kenar ne oldu? 6 oldu. Değil mi? 6K'ydı burası. Şimdi benden hacim isteniyor. Hacim taban alanı Hocam a kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı olduğu için çarpı yükseklik yükseklik ne 2 kök 6 ama bir de bölü 3'ü unutmayacağız çünkü piramitlerde bölü 3 var. E hocam burası hani kök 3 çarpı kök 2 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 bölü 3 gitti. Ondan sonra acaba ne kaldı burada 36 bölü 4 9 yaptı 9 çarpı 2 kök 2 18 kök 2 yaptı İşlem hatası yapmadıysam 18 kök 2 oldu arkadaşlar cevabımız. Tamam mı? Ee, i̇stersen formülü uygula. Hocam formül. Hani ikinci yolda şuraya yapayım bak. ikinci yol. Formül. Hem de doğru mu yaptık yanlış mı yaptık ona bir inceleyelim. Hocam A kök 6 bölü 3 eşittir. 2 kök 6 olarak verilmiş. Kök 6'lar gitti. A'yı kaç bulduk? 6 bulduk. O zaman hacim ne yapacaktır? A küp kök 2 bölü 12. 6'nın küpü kök 2 bölü 12 şeklinde olacaktır. 6 6 6 çarpı kök 2 bölü 12 olacaktır. Şunlar sadeleşse 2 da bu sadeleşse 3 3 kere 6 kere 3 18 kök 2 şeklinde bu şekilde formülle de bulabilirsin. Yani cevap 18 kök 2 çıkmış oluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu da ikinci yol bu da formülle yapılan yol. Ama ben formülsüz yapmayı daha çok seviyorum dostum haberin olsun. Geldik buraya bir kenar 15 verilmiş düzgün 400'lüğün yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar Yine formül. Neydi formül? <laughs> unuttum bak şimdi. A kök 6 bölü 3 dersin. Olay biter. Hani formülden yapıyorum. Formülden yapıyorum. Hocam A kök 6 bölü 3. Vallahi yine unuttum. Unutuyorum çünkü. Evet A kök 6 bölü 3. Ee, ne bu? Düzgün 400'ünün yüksekliği. E o zaman A dediğimiz 15 kök 6 bölü 3'ten. Bu da kaç çıkar? 5 kök 6 çıkar mı? Çıkar. Aa, ben ne yapıyorum? Bak yüksekliği çiziyorum. Yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşecek. Ağırlık merkezi o tam olarak şurada bir yerde arkadaşlar. Burası ağırlık merkezi. 15 ise burası ne yapar? Şurası pardon bazen böyle aksilik olabiliyor. Bak şimdi dikkat et. Burası 15. 15 bölü 2. 15 bölü 2 olacak burası. E burası da 15 bölü 2'nin kök 3 katı. E hocam burası da k. Burası da 2k ya. 3k da 15 bölü 2'nin kök 3 katı olduğundan. Bu k'yı da 5 kök 3 bölü 2 şeklinde mi buluruz? Evet. 2k ne oluyor o zaman? 5 kök 3 yapıyor. E arkadaş burası da h olduğu için Pisagor bağıntısından 15'in karesi eşittir. 5 kök 3'ün karesi artı h'ın karesinden 225 eksi bu 25 çarpı 3'ten 75 yaptı. Eşittir h kare yaptı. Buradan da şeyi çıkartırsak 150 mi yapıyor? Sanırım 150 yapıyor. 150 eşittir h kare yaptı. H da böylelikle kök 150 yapar. Kök 150 de e, 25 çarpı 6. Bu 25 çarpı 6 olduğundan 5 kök 6 diye çıkar. Sana bırakıyorum. Bak formülle de yapılıyor. Buradaki sorular formülsüz de yapılıyor. Ama evet, formülü ezberlemeye kalksan böyle en azından şu ikisini değil de şu ikisini ezberlemeye çalış. Çünkü bu yan yüz yüksekliğini kendin şeklen bulabilirsin. Hacmi de kendi şeklen bulabilirsin. O yüzden bence ezberleyeceksen sadece bu ikisini ezberle. O da sınav odaklı olur. A ben olsam ezberlemem. Sınavda çıkarsa şu şekilde Pisagor bağıntılarıyla sonuca ulaşmaya çalışırım. Evet örnek 14'ü böylelikle 5 kök 6 bulduk. Ve bitirdik arkadaşlar. Neyi bitirdik? Uzay geometrisini bitirdik. Yani piramidi bitirdik. Bu Böylelikle kaçıncı sınıf? 10. sınıfın nesini bitirmiş olduk? Uzay geometrisini bitirmiş olduk. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Böyle bir veda edeyim ben size. Gençler elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştık. İnşallah faydamız olmuştur. Katkımız olmuştur. Ama ee, ama geometride böyle kurallara ezberleyeyim. Onu yapayım bunu yapayım da oluyor mu bu işler? Olmuyor. Biraz mantığımızı biraz değil baya baya bir mantığımızı kullanacağız. Bir de size tavsiyem 10. sınıf şimdi yaz tatiline gireceksiniz ya. Vallahi sonrasında çok faydasını görürsünüz. Şöyle bir üçgenleri çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Gördüğünüz üzere hep üçgenlerle karşılaştığınız bir şeyleri yaparken, katı cismi yaparken bile üçgenlerle karşılaştınız. Hatta dörtgenlerde de böyle üçgenlerle karşılaştınız. O yüzden ben olsam bu yaz alırım böyle bir e, üçgen konu anlatımı çalışırım. Ondan sonra ben ister benden çalış ister başkasından çalış. Ve böyle üçgenle ilgili soru çözümleri yaparım. Sonra dörtgeni de bu sene öğrendiniz ya. Dörtgenlerle de ilgili yine çalışmalarıma devam ederim. Yazı bu şekilde geçiririm. Sonrasında çok faydasını görürsünüz. Gerçekten ama gerçekten. ilerideki i̇lerideki TYT'ye, AYT'ye çalışırken ki hayatınızı acayip bir şekilde etkiler. O yüzden bu tavsiyeme uyun. Gençler bu senelik şimdilik bitirdik. E o zaman yazın mazın belki konu anlatımlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.